Merhaba, iyi günler. Referandum yolunda HDP'yi Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'le konuşacağız. İdris Bey, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum Ruşen Bey. Öncelikle geçmiş olsun diyeyim. Biraz gecikmeli oldu. Her ne kadar telefonla dilediysem de kamusal olarak. Ne kadar kaldınız içeride siz? Evet, bağlantıda bir sorun mu yaşıyoruz? İdris Bey, evet, ne kadar kaldınız diye sormuştum cezaevinde. Evet, 3 ay kaldım. Çok ağır koşullar dayatıldı. Tecrit koşullar altındaydı. Yani hiçbir şekilde orada bulunan tutuklu arkadaşlarımızla aynı yerde kalma ya da görüşme imkanı da sağlanmadı. 3 aylık süre içerisinde düşünün ki sadece 3 kez, yani ayda bir kez Fırat Anlı ve Mehmet Ali Bur, Dersim Belediye Başkanımız, onlarla bir araya gelme fırsatımız oldu. Onun dışında her türlü iletişim olanakları, temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği bir dönemdi. Tabii şu anda bir sosyal medya yayınına bağlanma konusunda bile zorluk çekebiliriz. Dediğim gibi 3 ay boyunca her türlü iletişim olanaklarının kısıtlandığı, son derece insanlık dışı, hukuk dışı bir İdris uygulamayla. Hali hazırda iki eş genel başkanınız cezaevinde. Toplam kaç milletvekili şu anda cezaevinde bulunuyor HDP'den? Evet. İki eş başkanımızla birlikte 12 milletvekili arkadaşımız halen cezaevinde bulunuyor. Zaten benim tahliyemin olduğu gün, hatta aynı saatlerde iki milletvekili arkadaşımız hakkında yine tutuklama kararı çıkmıştı. Hukuk komisyonunda bakan arkadaşımız Sayın Meral Danış Beştaş ve parti sözcümüz Sayın Ayhan Bilgen aynı gün tutuklandı. Dolayısıyla hiçbir şekilde hani bir tahliye sevinci bile yaşayamadan, yeni bir sorun alanına girecek şekilde bir süreçle karşılaşmış olduk. Bir kere içeride bulunan arkadaşlarımız üzerindeki hukuksuzluğun devam ediyor olması, binlerce seçilmiş siyasetçinin hala cezaevinde tutuluyor olması, işte 70'e yakın belediye başkanımızın hala aynı şekilde tutuklu olması, bütün belediyelerimize neredeyse kayyum atanmış olması ve hala bu hukuksuz sürecin devam ediyor olması başlı başına içerisinde bulunduğumuz referandum sürecinin meşruiyeti konusunda tam, da evet, konuya böylece girmiş olduk. Bugün yine İstanbul'da bir operasyon haberi duyduk. Herhalde partinizi de doğrudan ilgilendiren bir operasyon, öyle mi? Sadece İstanbul değil. İstanbul, Bingöl, Antalya, İzmir 5-6 ilde 300'e yakın arkadaşımızla ilgili gözaltı süreçleri şimdi başlatıldı. Birçoğu il ilçe başkanlarımız, işte seçilmiş belediye meclis üyelerimiz. Yani bu operasyonel sürecin aynı şekilde devam ettirildiğine dair emareler bu konuştuğumuz saat itibariyle de aynı şekilde devam ettiriliyor. HDP olarak şunu mu söylüyorsunuz? Referandumda tavrınız, biliyoruz, hayır olduğunu ilan ettiniz. Çoktan ilan ettiniz. Altını da çizdiniz. Bunun etkili bir şekilde sandığa yansımasını HDP olarak yansıtmanızı mı engellemek istiyorlar? Böyle mi düşünüyorsunuz? Evet, evet. Yani bu çok nettir. Çünkü HDP'yi bu referandum sürecinde tamamen işlevsiz hale getirmek için bütün bu operasyonel süreçler planlandı. Ancak her tutuklanan arkadaşımızın yerine gönüllü olarak yine o işi üstlenen birçok partili arkadaşımız büyük bir fedakarlıkla bu süreci yürüttü. Şimdi belli ki yani hala bu arayış devam ediyor. Ancak bunlar hiçbir şekilde fayda getirmeyecek Ruşen Bey. Bizim partimizin şöyle bir özelliği var. Yani sizler de yakından biliyorsunuz. %10 seçim barajlarından dolayı biz birçok zaman bağımsız seçimlere girdik. O şekilde çalışmalar yürüttük.
çok kritik oy hesaplarının bile işte 40-50 oyun bile belirleyici olduğu durumlarda çok ciddi seçim çalışması ve sandık disiplinini sağlamış örgütlülüğe sahibiz. Sanırım bütün amaç bu örgütlülüğü tamamen ortadan kaldırmaya yönelik. Yani referandum sürecinde karşılarında işte örgütsüz kalmış, ne yapacağını bilemeyen, sandığa yeterince iradesini yansıtamamış bir seçmen tavrı isteniyor. Bunu başarmaları çok zor yani. O yüzden bu operasyonları bir an önce sonlandırmaları ve tam tersine yani eş başkanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve seçilmiş bütün yöneticilerimizle ilgili demokratik siyasi çalışmaların başına geçecek o süreci bir an önce başlatmaları gerekiyor. Aksi takdirde kesinlikle bu referandumda çok ciddi bir meşruiyet tartışması sonuç ne olursa olsun ciddi bir şekilde gündemleşecektir. Zaten anayasa değişiklik paketinin kendisi meşru bir ortamda tartışılamadı, oylanmadı. Meclisten geçilen anayasa değişikliği paketinin meşruiyeti tartışmalıyken, şimdi 6 milyon oy almış bir partinin seçilmiş siyasetçilerini devre dışı bırakarak bu meşruiyet tartışmasını farklı bir noktaya getirirsiniz. Ben hani diğer konulara hiç girmiyorum. Yani o hal altında referandum ne kadar yapılır, KHK'larla sürekli bir takım süreçler, bu süreçler nasıl işletilir, basın özgürlüğü açısından durum nedir, işte akademi açısından, sivil toplum açısından baskılar ne düzeydedir, yani bütün bunlar zaten toplum tartışıyor. Ama özellikle seçilmiş siyasetçiler ve doğrudan çalışmanın başında olması gereken insanlarla ilgili durumu aşamazsanız, orada tıpkı işte 12 Eylül Anayasası gibi hemen ertesi gün başlayan bir meşruiyet tartışmasının içerisine girer. İdris Bey, şunu sorabilir miyim? Özellikle Kürt seçmen nezdinde bir önceki anayasa oylamasını boykot etmiş bir hareketsiniz. Bir boykot telaffuz edildi. Sizin partiniz ve kardeş partiler ve oluşumlar buna çok net bir şekilde dışladılar ama bu nereden kaynaklanıyor boykot meselesi? O sizin çevrenizde, tabanınızda bunun bir karşılığı var mı hakikaten? Hayır, bizim tabanımız son derece örgütlü ve disiplinli bir tabandır. Demin de bahsettim geçmiş seçimlerdeki pratikleri. Bu boykot tavrı hayır sonucunun çıkmasından endişe eden çevrelerin bilinçli olarak ortaya attıkları ve Kürt seçmeni başta olmak üzere işte HDP'ye oy veren bütün kesimlerde bir kafa karışıklığı yaratmayı amaçlayan bir tartışmadır. Tam tersine biz en fazla irademizi sandığa yansıtmamız gereken bir seçim döneminde olduğumuzu düşünüyoruz. Demin söyledim, önümüze getirilen anayasa değişiklik paketinin meşruiyeti bile bizim açımızdan ortadadır. Yani bizim genel kurulda, komisyon aşamasında söz hakkımız ve oy hakkımız engellendi. Eş başkanlarımızın tek bir cümleyi bile meclis kürsüsünden kamuoyuna aktarması önünde işte bu tutukluluk hukuksuzluğuyla ciddi engeller çıkarıldı. Şimdi bu kadar gayrimeşru bir şekilde hazırlanmış bir anayasa değişiklik paketiyle ilgili biz tavrımızı sandıkta ortaya koymayacağız da nerede ortaya koyacağız? Yani boykot etmek bu anlamda bu gayri meşruluğu dayatanların ekmeğine yağ sürüyorsa burada HDP'nin sandığa giderek kendi iradesini yansıtmasından daha doğal, daha haklı olan bir şey yok diye düşünüyoruz. Kaldı ki bu süreç uzun süredir sokağa çıkma yasakların ve ablukaların devreye girdiği dönemden işte eş başkanlarımızın, vekillerimizin tutuklanmasına bugün de 300'e yakın seçilmiş siyasetçimizin tutuklanmasına kadar geçen bütünlüklü bir bağlamda değerlendirilmeli. Bu operasyonel süreçlerin tamamında HDP seçmeninin demokratik koşullarda en küçük bir basın açıklamasıyla bile kendi tepkisini ortaya koyacağı bir fırsata
zemin sunulmadı. Bütün demokratik etkinlikler yasaklandı, engellendi. Bütün gösterilere, etkinliklere müdahaleler yapıldı. HDP seçmeni o nedenle kendi tabrını sandığa yansıtmak için deyim yerindeyse referandum tarihinde iple çekiyor. Yani en fazla bütün bu uygulamalarla sandıkta hesaplaşmayı bekleyen seçmenin, tabanın, toplumsal kesimin HDP'ye oy vermiş olan kesim olduğunu çok rahatlıkla ifade edebiliriz. Bir de şunu sorabilir miyim? Bu boykot olayına paralel bir şekilde, tam boykot olmasa bile, özellikle 7 Haziran'dan bu yana bölgede özellikle yaşanan büyük çatışma ortamından ve yaşanan mağduriyetler sonucunda kamuoyunda, bölgede kamuoyunda bir siyasete karşı, her iki tarafa, çatışan tarafların hepsine karşı bir tepki olduğu ve bir takım insanların referandumu değil de siyaseti bir nevi boykot edebileceği, yani sandığa gitmeyebileceği yorumları yapılıyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani ben bunun çok gerçekçi bir yorum olduğu kanaatinde değilim. Tam tersine bence seçmenin sandığa gitmemesi için şimdiden altyapısı hazırlanmaya çalışılan bazı baskılar için bir meşruiyet zemini hazırlamak için bu tartışmalar bilinçli bir şekilde yapılıyor. Çünkü Türkiye'nin genelinde, yani 81 ilde var olan OHAL uygulaması Kürtlerin yoğun yaşadığı illerde bir fiili sıkı yönetim uygulamasına dönüşüyor. Bu hep böyle olmuştur. Muhtemelen referandum sürecinde çok daha ağır uygulamalarıyla karşılaşacağız. Yani seçmenin sandığa gitmemesi için her türlü baskıyı devreye koyanlar şimdiden işte sanki siyasi olarak işte Kürtlerin böyle bir tavrı varmış gibi bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Ancak ben demin de ifade ettim. Yani ta Cizre, Silopi, Sur sürecinden başlayarak bu cezaevlerindeki arkadaşlarımızın durumuna kadar kendi tepkisini ifade edememiş, sokağa yansıtamamış, kendisini Türkiye toplumuna, dünya kamuoyuna yeterince ifade edememiş ve bunun sıkıntısını da içinde hisseden bir örgütlü kitleden bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim tabanımız bu anlamda belki de hiçbir seçimde olmadığı kadar bu seçimde sandık başına giderek bütün bu uygulamaların ne anlama geldiğini mutlaka değerlendirmek isteyecektir. Peki İdris Bey, şöyle baktığımız zaman, hayır diyen kesimlere baktığımız zaman, bir tarafta bir CHP seçmeni var, bir tarafta HDP seçmeni var, bir tarafta MHP'nin içerisindeki muhalifler diye adlandırılan bir kesim var. AKP'den bir takım insanların hayır verebileceği yolunda spekülasyonlar yapılıyor vesaire. Bütün bunların hepsinin birlikte hareket edemeyeceği gözüküyor. Bu bir sorun mu sizce? Tam tersine HDP Türkiye'deki bütün farklılıkların kendilerini özgürce, eşit koşullarda ifade edebilecekleri bir demokratik geleceği hedefliyor. Yani bize en aykırı düşünen görüşlerin fikirlerine katılmayız ama kendilerini en özgürce ifade edebilecekleri bir demokratik ortamın sağlanması gerektiğini düşünürüz. Ortak vatan ve demokratik cumhuriyet, cumhuriyetin demokratikleşmesi temelinde biz herkes HDP'li olacak, HDP programı doğrultusunda düşünecek, bu doğrultuda siyasi çalışma yürütecek gibi bir şeyi asla ifade etmedik. Dolayısıyla bizden çok farklı olan insanlarla, çok farklı düşünen toplumsal kesimlerle, siyasi kesimlerle aynı doğrultuda oy kullanmanın bir handikap değil, tam tersine HDP programının hedeflediği amaç olduğu kanaatindeyiz. Bizim tabii şu anlama gelmeyecek. Yani bizim hayırımız CHP'nin ya da işte farklı düşündüğümüz diğer toplumsal kesimlerin vermiş olduğu hayırla aynı anlamda gelmiyor. Neticede biz hem 24 anayasasından bugüne kadar olan statükocu bir anlayışın değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hem de
12 Eylül'den işte son 14 yılında da AKP'nin temsil ettiği bu yeni otoriter diktatöryel eğilimlerin kendisini eleştiriyoruz ve bunların yerine demokratik, sivil, özgürlükçü bir anayasa yapılmasını savunuyoruz. Hayırımız aslında bu anlamda hem AKP'nin evetine hem de CHP'nin hayırına bir hayır anlamına geliyor. Peki burada şöyle bir husus var biliyorsunuz. Özellikle siyasi iktidar, Cumhurbaşkanı başta olmak üzere sizlerin hayır verecek olmasını CHP ve özellikle MHP tabanındaki hayıra yatkın kesimleri caydırmak için kullanıyorlar biliyorsunuz. Yani sizi bir koz olarak kullanıyorlar. Buna ne diyeceksiniz? Çok zor durumdalar. Yani hem Cumhurbaşkanı hem AKP yetkilileri bu anlamda çok güç koşullarda durumu tersine çevirmeye çalışıyorlar. Şunu hepimiz görüyoruz. Zaten kendi yaptıkları açıklamalara da yansıyor. Yani bugün bir sandık kurulsa birkaç saat sonra ya da yarın sabah demokratik ortamda insanlar sandık başına gidebilseler açık arayla hayır oyları önde çıkacak. O nedenle şimdi ortamı manipüle etmeye çalışan anayasa değişiklik paketinin içeriğinden çok işte bir takım milliyetçi duyguları ön plana çıkarmaya çalışan kampanyalara, propagandalara öncelik veriyorlar. Bu aslında onların ne kadar zor durumda olduğunu gösteriyor. Yani oylamaya gidecek anayasa değişiklik paketinin içeriğiyle ilgili herhangi bir şeyi seçmene aktaramıyorsanız bu yapmış olduğunuz çalışmaya aslında hiç güvenmediğiniz anlamına geliyor. Ama burada şöyle bir çıkmazın içerisindeler. Yani ikna etmeleri gereken iki büyük toplumsal kesim var. Birincisi işte Kürtler ve HDP'ye oy veren demokrat kesimler. İkincisi de MHP'ye oy vermiş ama bugün MHP'nin kurumsal tavrından farklı olarak sandığa hayır oyu verecek olan kesimler. Şimdi bu her iki kesimi ikna etmek, her iki kesime aynı anda bir şekilde işte sevindirmek, bir şekilde onları tatmin etmek de onlar açısından kolay bir denklem değil gibi duruyor. O nedenle zaman zaman işte bu tarz çıkışlarla sonuç almaya çalışıyorlar ama dediğim gibi mevcut durum onların ne kadar zorda olduğunu gösteriyor. Şimdi demin ki soruya bu değil de bir önceki soruya cevap verirken ortak vatan tabirini kullandınız. Anladığım kadarıyla bu kampanya boyunca HDP bunu çok dillendirecek. Ben demin sosyal medyada paylaşırken sizinle yapacağımız bu söyleşini duyururken size yakın olduğunu tahmin ettiğim birkaç kişiden bu ortak vatan temasına kızgınlık gördüm. Bu nedir? Böyle bir şey var mı? Tartışma, bu konuda bir itiraz var mı hakikaten? Hayır. Yani HDP'nin bu anlamda hem tüzüğü, hem programı, hem bugüne kadarki seçim bildirgeleri ortadadır. Biz bugüne kadarki bütün çözüm projemizi, çözüm önerimizi ortak vatan ve demokratik cumhuriyet perspektifiyle kamuoyuna açıkladık. Seçmene, halka bu şekilde gittik ve bu söylemle destek aldık. Şunu özellikle dikkatinize sunmak istiyorum. Yani bugün aslında hem hayır cephesinden hem evet cephesinden HDP'yi linç etmeye çalışan ve HDP ile birlikte görünmemeye çalışan son derece sığ bir anlayışla karşı karşıyayız. Oysa HDP'nin bugün bu referandumda bir tavır ortaya koyması bile aslında her iki kesim açısından HDP'nin ortak geleceğe, ortak demokratik geleceğe, ortak vatan vurgusuna ne kadar sahip çıktığını göstermesi açısından önemlidir diye düşünüyorum. Düşünün ki bugün HDP farklı bir tavır ortaya koymuş olsaydı, yani hayır dışında işte sizin demin bahsetmiş olduğunuz boykot ve benzeri gibi tavırlar içerisine girmiş olsaydı, hayır oyu verecek olanlar işte diktatöryel olarak tanımladıkları bir sistemin deyim yerindeyse doğrudan bütün etkileriyle yüz yüze gelmiş olacaklardı.
Yani HDP'nin burada bir tavır ortaya koyması, ülkenin demokrasisini kurtarması, ortak demokratik gelecek açısından hayır oyu veren herkes tarafından buradan bakılmalı, buradan değerlendirilmeli diye düşünüyoruz. Diğer taraftan evet oyu verecek olan seçmenin de şu tabloyu göz önünde bulundurması gerekiyor. Yani HDP'nin mevcut durumda sandığı boykot ettiği, Kürtlerin büyük bir kısmının sandık başına gitmediği bir durumda bunun mevcut Orta Doğu denklemi açısından ortaya çıkaracağı sonucu, ortaya çıkaracağı tartışmayı herkesin bir kez daha gözden geçirmesi gerektiği kanaatindeyim. Yani siz bir referandum yaptınız ama Kürtler %80 oranda sandık başına gitmediği zaman bunun ne anlama geldiğini HDP'yi lince tabi tutanlar oturup bir kez daha düşünsünler. HDP'nin burada boykot yerine referandumda bir tavır ortaya koyması ve bu tavır doğrultusunda ülkenin demokratik geleceğini ortak vatan perspektifi üzerinden ele alması hem ülke bütünlüğü açısından hem ortak geleceğimiz açısından ne kadar önemlidir, ne kadar hayatidir, ne kadar sahiplenilmesi gerekir. Herkesin bunu bir kez daha gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Son olarak şunu sormak istiyorum. Anladığım kadarıyla hayır çıkacağından çok eminsiniz. Söylediklerinizden bu anlaşılıyor. Tabii bu sandık olduğu için hiçbir şey belli olmaz. Hiçbir konuda emin olamayız ama bir varsayımsal soru sormak istiyorum. Hayır çıkması durumunda ve net bir şekilde hayır çıkması durumunda nasıl bir Türkiye yaşanabilir? Türkiye nasıl bir yöne doğru gidebilir? Bunu tabii sorarken 7 Haziran sonrası Türkiye'nin girdiği dönemi de hatırlayarak soruyorum. Şimdi öncelikle ifade edeyim. Yani bu referandumun özgür, adil, demokratik koşullarda geçmesi için gerekli koşulların bir an önce sağlanması gerekiyor. Şu anda toplumda bu koşulların sağlanmasından çok işte tıpkı 7 Haziran'la 1 Kasım arasındaki bütün toplumu korkutan bir baskı ortamının yaratılmasıyla ilgili bir korku durumu hakim. Bunun kesinlikle olmaması gerekiyor. Yani zaman zaman hükümet yetkililerinin de bu konuda yapmış olduğu sorumsuz açıklamalar bu korkunun beslenmesine katkı sağlıyor. Daha dün bile Cumhurbaşkanı işte hayır oyu verenleri darbeci ya da terörist diye niteleyen bir takım açıklamalar yaptı. Bu dilden bir an önce bir kere uzaklaşılması, seçmenin özgürce iradesini yansıtabileceği koşulların sağlanması gerekiyor. Aksi takdirde 1 Kasım koşullarındaki ortamla yaratılan bir takım provokatif süreçlerle sonuç almaya çalışılırsa o durumda yani çok kaosun derinleşeceğine dair durumu öngörmek için kain olmaya gerek yok kanaatindeyim. Olası referandumdan hayır çıkması durumunda ben bunun Türkiye'nin demokrasi açısından yeni bir tartışmayı yaratacağını, Erdoğan'ın ve AKP'nin topluma dayatmak istediği bütün değişiklikleri kayıtsız şartsız kabul etmeyen bir halk kesiminin, bir toplum kesiminin süreçte inisiyatifi ele alacağını, siyasi olarak da bu tartışmanın bizi hızla demokratik bir yörüngeye doğru götüreceğini düşünüyorum. Evet çıkması durumunda da zaten mevcut kaygılarımızı sürekli kamuoyuyla paylaşıyoruz. Alanlarda da bunu ifade ediyoruz. Bugün son birkaç yıl içerisinde AKP'nin özellikle çözüm masasını devirmesinden sonra ülkeyi sürüklemiş olduğu toplumsal, siyasal, ekonomik krizin çok daha boyutlanacak şekilde gündemleşeceğini evet sonucu üzerinden bugünden söylememiz mümkün diye düşünüyorum. İdris Bey çok teşekkürler. Son olarak siz şimdi fiilen grup başkan vekilliğini sürdürebiliyor musunuz? Arada cezaevi olayından dolayı o şeyiniz muhafaza ediliyor mu? Nedir o?
Şu anda resmi olarak grup başkan vekilliğini iki arkadaşımız yürütüyor zaten. Yani bizde aslında 4 grup başkan vekili vardı ama iki arkadaşımızın resmi imza atma yetkisi oluyordu. Daha önce bu yetki bende ve diğer grup başkan vekilimiz Çağlar arkadaşımızdaydı. Çağlar Demiral arkadaşımızdaydı. Biz cezaevindeyken de buradaki işleyişin sürdürülmesi açısından bu prosedür Sayın Ahmet Yıldırım ve Sayın Filiz Kerestecioğlu üzerinden yürüdü. Şu anda aynı prosedür devam ediyor. Yani Sayın Ahmet Yıldırım ve Sayın Filiz Kerestecioğlu resmi imza yetkisine sahip olan arkadaşlarımız olarak şu anda partimizin çalışmalarını, grup çalışmalarını yürütmeye devam ediyorlar. Biz de partinin bütün çalışmalar içerisinde yer almaya devam ediyoruz. Evet İdris Bey, tekrar çok geçmiş olsun ve yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ben teşekkür ederim. HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Balukenle partisinin referandum stratejisini konuştuk. Kendisine tekrar çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.